Evet sevgili izleyiciler, efendim şu anda gerçekten Türkiye'de bizim camiada, yani basın camiasında, görsel ve yazılı camiada adını duyuran, bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, basiretiyle, şuuruyla, duruşuyla ve yazmış olduğu eserleriyle ben de varım diyen Yaşar Gürsoy televizyonumuzu ziyaret etti. Biz de kendisine hemen Akdeniz zenginliğinde merhaba. Yaşar Bey hoş geldiniz. Ben de merhaba diyorum. O kadar güzel şeyler söyledin ki, yani yıllardan beri tanışıklığımızın verdiği bir şey herhalde bu. Kesinlikle. Yani çok memnun oldum. Mahcup var mı ki? Mahcup da oldum. Ya vardır mutlaka. O kadar ünlü birisi değilim. Yani ünlü de olmak istemedim zaten bugüne kadar ki meslek hayatımda. Ama sözler güzel yani. Tam bir Adana sıcaklığı havasında geldi. Kesinlikle. Peki Üstad, Adana'dasınız şu anda. Evet. Adana dediniz. Orada bir nokta koymadan hemen, hı-hı, devam edelim. Efendim Adana gerçekten dünya insanlık ailesine Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abidin Dino, evet, Taha Toros, Yılmaz Güney, Bedri Baykam, işte mevcut Hüseyin Sözlü vesaire. Her alanda güzel. Savaş Ayı'yı unutmayalım. Savaş Ayı merhum. Unutmayalım. Toprağı bol olsun. Evet. Ona mezar taşına ne yazdıralım dediğim zaman buradan çocuklarına duyurulur efendim. Demişti ki Fatiha'nızdan vazgeçtim. Mezar taşımı çalmayın. Yeter yazsınlar demişti. Evet. Bu bir mezar taşı yapıp aslında göndermek istiyorum ailesine ama. İyi demiş sen aslında. Sen de yakinen tanıyorsun. İyi demiş aslında. Malum bu ülkede, çünkü biliyorsunuz Vehbi Koç'un bile naaşını çalmışlardı. Nebbaşlar. Yani çok enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Ve o çok iyi bir gazeteciydi Savaş'a. Birlikte takımını kurduğumuzda buraya da çok sık gidip gelirdik. Çok önemli işlere de imza attık onunla birlikte. Tempo dergisinde de beraber çalıştık. O dönemlerde de o kadar çok anımız var ki onunla ilgili bir kitap bile yapılabilir. Yani zaman geldi Keşan'da sınırı değiştirdik. Evet. Zaman geldi bir tekerlekli sandalyeye binip engelli rolü yaptı. Ödül aldı. Kimi zaman polis kılığına girdi. Biz de onlarla beraberdik. Hatta bir keresinde bazı kadın muhabir arkadaşlarımızı erkek kılığına sokup genel eve bile götürdüğümüz oldu. Kesinlikle. Ya gerçekten çok güzel programlara imza attınız. Belki şu ülkenin Edirne'den Kars'a aydınlanmasında sen öyle diyor mütevazılık gösteriyorsun ama ben sizi takip eden bir insan olarak, bir çıngı olarak, bu ateşi körükleyen insan olarak çok katkınız var. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Çukurova sıcaklığında hoş geldin diyelim. Dışarıdan gözlemlediğin Adana ile şu an içinde bulunduğun Adana'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben en son buraya geldiğimde aşağı yukarı bir 8-9 sene falan oluyor. Muhabirlik yaparken çok sık gidip gelirdik. O zaman da çok sıcaktı. Yani insanları da sıcaktı. Gelir gelmez havaalanından iner inmez o sıcaklığı yine yakaladım. Ve özellikle hemen çantamı oteli bıraktıktan sonra kendimi çarşıya attım. Evet. Arka sokaklara attım. Kebap yedin mi? Daha yemedim, evet, ama yiyeceğim mutlaka. Onun için geldim zaten. Bir metrelik kebap yiyeceğim hatta. Evet. Mesela özellikle arka sokaklara daldım. Ana caddelere daha sonra çıktım. Ama gürültüsü devam ediyor Adana'nın. Mandalina ağaçları var. Mesela daha önce geldiğimde mandalina ağaçlarını yolun ortasındaki yerlerde görememiştim. Gayet güzel süslenmiş. Belediye bence güzel çalışıyor ama tabii arka sokaklarda neler yaşanıyor onu sizlerin bilmesi, bulması bütün gerekiyor. İstanbul'da abi, ben her İstanbul'a geliyorum Sayın Gürsoy. İstanbul bir var, cehennem sevgili Adanalılar. Evet, buradan evet. Sayın Topbaş da duysun. Abi o kent ne öyle cehennemi bir kent. Uçaktan bakıyorum, çözdüm bu kenti diyorum. Evet. İniyorum, 10 adım gidemiyorum. Vallahi hastalanıyorum. Adana ile İstanbul'u kıyas yaptığınız zaman trafik konusunda yüce göke binlerce şükürler olsun abi. Orada nasıl yaşıyorsunuz? İşte gel Adana'ya yerleş anasını ben, satayım. Ben şöyle yaşıyorum. Mesela bugün günlerden cuma diyelim. Kaçıyorsun İstanbul'dan. Kaçıyorum İstanbul'dan. Yani bir Adana'ya gidiyorum, bir Bodrum'a gidiyorum. Gittiğim her yerde izlenimler yapıyorum. Bunu gazeteye, televizyona yazıp çizmiyorum. Görsel olarak vermiyorum belki ama en azından kendimin yaşadığı eskiyle yeni kentleri, şehirleri tartıya koyuyorum. Bakıyorum Türkiye nereye gidiyor diye. Ama belediyecilik anlamında büyük şehirlerin bir takım yerlere gidebilmesi gayet zor. Özellikle Adana'da da çok zor. Hükümet desteğini alıyor mu, almıyor mu tabii onu ben bilemem. Burada yaşayan bir insan olarak, yaşamayan insan olarak bilemem tabii de. Yine de ben gördüğüm kadarıyla iyi gördüm Adana'yı. Peki Yaşar Gürsoy'a göre... Hı?
ülkenin içinden geçtiği süreç, hı hı, objektif, adil, tarafsız bir mantıkla. Yani ne oluyoruz? Çünkü siz dünün medyasını da biliyorsunuz. Evet. Mesela bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a muhtar bile olamaz, hı hı, diyenlerle de beraber çalıştık. Evet. İkimiz de biliyoruz. Tabii. Bugün ise o muhtar olamaz dediğimiz insan ta başkanlığı zorluyor artık, evet, yani önümüzdeki, evet, günlerde. Özellikle başkanlık yeni anayasa çalışmaları hakkında Yaşar Gülsoy yılların birikimiyle neler söylüyor? Ya ben gerçekleşebilir mi? Tabii ki gerçekleşebilir. Yani ilk üç maddeye, önemli maddelere dokunulmadığı sürece niye değişmesin? TCK'nın da değişmesi lazım. Cumhur'un da değişmesi lazım. Çünkü gerçekten 32 yıllık meslek hayatımda o kadar enteresan olaylarla karşılaştım ki, işte hep deriz ya, örnek veririz. Bir insanın gözünü çıkartıyorsun, 3 ay hapis yatıyorsun. Gözünü çalıyorsun, 3 yıl yatıyorsun. Evet, çelişkili. Gibi. Çok çelişkili şeyler var ki bu ceza kanununda, medeni kanununda olan çok aksaklıklar var. Bir de bunun anayasası var. Yani bizim ülkemiz tek bir halkın yaşadığı bir ülke değil ki. Çok çeşitlilik arz eden bir ülke. Kültürü farklı olan insanlar var. Mezhebi olan farklı insanlar var. Yani onları bir arada toplayacak, kavrayacak bir sistemin öncelikli temellerinin atılması gerekiyor. Ama Sayın Gürsay, bak ben sana bir şükretmemiz gereken bir şey, hı-hı, söyleyeyim. Geçenler okudum, mutlaka okumuşsundur bunu. Hı-hı. Efendim, Suudi Arabistan'da bir at homoseksüel gerekçelerle idam edildi. Evet. Yani şükür ki yani öyle değiliz. Ya üstad, bugün dünyada anayasasız ülkeler var. İngiltere ki batmayan güneşin imparatorluğu, efendim anayasa yok. Yani insanlar kırmızı ışıkta geçmemesini biliyorlar. Evet. Çalmamasını, sömürmemesini biliyorlar. Tamam. Bu noktada fazlamız ne, eksiğimiz ne üstad? Bence eksiğimiz eğitim. Canım benim. Eğitim. Evet. Yani eğitim, neden eğitim? Mesela dikkat edin, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önceki yıllarda, yani Atatürk Devleti kurmadan önce, dikkat edin hangi okullar vardı? Robert Koleji vardı, Saint Bernier vardı, İtalyan Lisesi vardı, Mersin Tarsus Koleji vardı. Bunların hepsi yabancı ülkenin getirip bizim ülkemizde koyduğu okullardı. Onların kültürünü alıp insanlar bir yerlere kendilerini taşımaya çalıştılar. Neden? Çünkü diğer ülkeler, yani yabancı ülkeler, başka ülkelerin sınırlarını aşıp o ülkelere gidip eğitim sistemine katkı bulduğunu gösterip aslında o ülkeyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Bizim niye okullarımız yok dışarılarda? Var. Ama şimdi başka nedenlerden dolayı bir takım karışıklıklar oldu. Yani eğitimini insanlar doğudan batıya kadar en iyi şekilde alırsa, eğitimden kastım şu değil. Yani matematik öğretisi, fizik, kimya, o başka bir şey. O zaten alınması gereken eğitim. Ben hayat bilgisinden bahsediyorum. Yaşam derslerinden bahsediyorum. Beşeri şeylerden bahsediyorum. Yani yolda yürümesini bilmeyen bir insanların yaşadığınız bir toplumda ne şey yapabilirsiniz ki? Geçen benim Almanya, Stuttgart'ta yaşayan bir arkadaşım, hı, var. Bizden bir arkadaş gidiyor oraya. Hı. Kırmızı ışıkta taammüden geçiyor. Evet. Ekip yakalıyor onu, akıl ve ruh hastanesine götürüyorlar, zihinsel bir IQ'süne, evet, bakıyorlar. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Çok anlamlı ve önemli. Yani acaba bir problem mi var, tahtada çürüklük mü var falan gibi. Şimdi yani bizde de başladı onlar. Mesela ilk ehliyetini kaptırdığın zaman 6 ay alıyorlar, şimdi 2 yıl kesiyorlar, psikotekniğe sokuyorlar. Ya da zikzak yapan arabalar, makas yapan, makas tabiri yapılan arabaları çeviriyorlar ama yeterli değil. Ya şimdi yılların eskitemediği Yaşar Gürsoy'la konuşuyorum. Ben de yeni jenerasyonlar bilmeyebilir efendim. Yani bu adam bir duayen, gerçekten bir medya çınarı. Kaç eser vardı efendim? Benim 6 eserim var, 27.sini yazıyorum. En sonunun ismi ne? Allah Kadını Yarattı, Devrimi Kadınlar Yapar kitabın adı. İnkılaptan çıktı. İlk kadınlarımızı Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk kadınlar, lokantaya giren kadın, denize giren kadın, doktor, spiker, avukat, bunlar nasıl avukat oldu mesela, nasıl doktor oldu? İlk pilot gibi. İlk pilot, evet, ilk hostes, ilk Manş Denizi'ni geçen kadınımız. Aklınıza ne gelirse. Ya üstad, bu noktada bir şey sorayım. Hı. Yani şimdi buradan tutuyorum ama ya bu kalalığımı bağışla Yüksel Mert böyle biri yani. Şimdi efendim Mustafa Kemal Atatürk gerçekten 21. asırda
kadını işte ezilen, hor görülen, horlanan konumundan alarak ona çok büyük değerler verdi. Bunu hepimiz biliyoruz efendim. Yani tartışma bile götürmez gerçekler bunlar. Ama bir Mustafa daha var. Ben de Dünya İnsanlık Ailesi'nin Yüz Akı İki Mustafa diye bir kitabım var benim. İki Mustafa. Biri Hazreti Muhammed Mustafa, biri Mustafa Kemal Atatürk. Aslında birileri ayırmaya çalışsa da aralarını, ikisi de aynı dere yatağından kaynaklanan, aynı dere yatağında gözyaşlarını akıtan, insanlığın dertleriyle dertlenen, hatta sineklerin, böceklerin, develerin bile hakkını isteyen, kurulu düzenlere karşı isyan eden iki devrimci. Biri 7. asırda ilim Çin'de bile olsa gidip alınız diyen, diğeri de 21. asırda hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen iki güzel insan. Peki bu iki devrimci güzel insan, ikisi de ilmi örnek alıyor, ikisi de mantığa önem veriyor, ikisi de ezilmiş kadını elinden tutuyor efendim, diriltiyor. Kim ayırdı abi aralarını, kim ayırmaya çalışıyor? Mustafa Kemal'i gereği gibi anlatamadık mı? Onların ikisini ayıran aslında siyaset. Ve siyasetçiler. Çok güzel, evet. Ve para gözlü insanlar. Yani dinden kimseye zarar gelmez. Bana göre herkesin bir inancı olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu din olabilir. Ülkelerine göre değişiyor işte. Zaten dünyada milyarlarca insan yaşıyor. Kimisi Budizm'e inanıyor. Kimisi Hristiyanlığa inanıyor. İnancı mutlaka olmalı. İnansın abi, ötelemeyelim tabii yani. Ama biz işte dini kullanarak bunu, o tehlikeli. Din bezirganlığı yaparak, din ticareti yaparak, dini kullanarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan ve bu sayede de gelirine gelir katmak isteyenler yüzünden iki Mustafa'nın arası ayrılıyor aslında. Mesela şöyle düşünün. Mustafa Kemal Atatürk zamanında dünyanın en zengin lideriydi. Evet. Ama ne yaptı? 1937 yılında Trabzon, şu anki Trabzon Müzesi'nde, Trabzon Köşkü'nde çağırdı yaverini. Dedi ki, bütün mal varlığımı milletime bağışlıyorum. Canım benim, evet. O zaman bütün liderler, büyük liderler, hani vatanına sahip çıkan liderler ya da sözüm ona vatanına sahip çıkan liderler, onlar da bağışlasın bakalım. Harika. Yani efendim, birileri kıymetini bilmese de Mustafa Kemal bütün dünya insanlık ailesinin düşünen, akleden, aklı kiraya vermeyen, rai ve muti olmayan insanlar tarafından, yani karakterini bağımsızlıkla özdeşleştiren insanlar tarafından baş üstünde tutulan bir insandır. Bunun altını çizelim. Diyor ki, bu millet Allah'ını seviyor, peygamberini seviyor ama peşinden gittiği dinin dilini bilmediği için birileri Allah'la aralarına girerek bunların cüzdanına giriyor, kalbine giriyor, sömürüyorlar. Evet. Türkçe meali bütün dünya insanlık ailesine kazandırıyor ki Türkiye'de bir ilktir Cumhuriyet döneminde. Hala da o eserin fevkinde bir eser kesinlikle yoktur. Asrın alimleriyle birlikte bunu bütün Edirne'den Kars'a muhtarlara tescilli tespitli veriyor. Yani uzun sözün kısası, Mustafa Kemal'in dinle hiç alıp veremediği, Allah'la yok, alıp veremediği bir şey yok. Kadar... Hatta Karl Marx'ın da yok. Rahmetli diyorum, alınıyor birileri, kusura bakıyor. Ben bir A takımında merhum dedim Karl Marx'a, bir sürü eleştiri geldi. Ya kardeşim, sınırsızlığı, sınıfsızlığı, saldırısızlığı, savaşsızlığı, sömürüsüzlüğü düşleyen, sosyal adaleti düşleyen, adaleti düşleyen bir insanın Tanrı'yla ne işi olabilir? Ne hesabı olabilir? Çok şekilci, çok şekilci davranıyor insanlar. Yani insanlar kişilerin isimlerinden korkarak yaşadılar yıllarca. Ama bunları da diyorum ya, yapanların hepsi kendi çıkarını düşünen siyasetçiler. Tamamen bunların yüzünden, Allah'ın yüzünden söylemiş. Allah Allah, kul arasında kimse giremez diyor. Ya bırakın insanlar Allah'ına da kendisi inansın. Başkalarının desteğiyle, başkasının itelemesiyle bir şeye inanmasına gerek yok. İsten istediği şeye inansın yani. Peki sevgili Gürsoy, o birinci kitabın adı neydi? O Beyninde Sevişme'ydi. Beyninde Sevişme. Beyninde Sevişme. Benliğinde Çatışma gibi bir şey. Yani. Vay be abi, tam bana göre o. Gerçi biz antropoz dönemine girdim ama ben. O kitap bana göre. Yok, mutlaka yok, yollayalım yok, bana. Yok, öyle bir erotik bir kitap değil. Öyle mi? Yok, sadece adı öyle. Onu da şey yapmışlardı. Yayın evi sahibi biraz öyle benimsemişti. Benliğinde Çatışma'ydı aslında kitabın adı.
denemeler var. Aşk var içinde. İlişkiler var. Kadın erkek ilişkileri, anne çocuk ilişkileri falan gibi. Ya da riyakarlıklar, adam satmalar. Bizim medya sektöründen de bahsettim bazı yerlerde falan. O 2003 yılında yayınlanmıştı. Şimdi bir daha basılacak galiba büyük ihtimalle. Yayın evini söylemiyorum. Benim de var. En büyük ibadet sevişmektir. Ama o iş parantez içinde. En büyük ibadet sevmektir. Üstad, biz sevmesini bilmiyoruz desem yanılıyor olabilir miyim? Yani sevişmesini de bilmiyoruz abi ya kesinlikle. Çünkü ben bir aşk çocuğu değilim ya. Tecavüz gibi falan ilişkiler neticesinde olmuşuz. Çoğumuz da böyleyiz yani. Abi en büyük ibadet sevişmektir ya Yaşar abi. Vallahi öyle ya. Allah bu dünyayı sevgiyle yaratmış. İnan ki öyle. Üstad, ne diyorsun bu konuda? Üçüncü kitabın adı neydi? Kendinle sevişmek olsun o zaman. Sen beni oraya doğru sürüklüyorsun yani. Ya abi ben o tarafa gittikçe sen kaçıyorsun. Sevgili Yaşar abi. Korkmaya başladım. Evet abi, üçüncü kitap. Üçüncü kitap, ikincisi Nuri Jonker. Atatürk'ün çok yakın müthiş arkadaşı. Evet. Atatürk'ün en yakını, bu çocukluk arkadaşı. Atatürk'e Kemal diyebilen tek insan. Evet. Bir kişi var Atatürk'e Kemal diye hitap eden, Latife Hanım karısı, ama ondan da zaten boşanıyor malum. Bu Nuri Jonker çok yakın arkadaşı. Bir gün onunla ilgili bir çalışma yaptım. Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Jonker diye yayınlandı. Arkasından da o kitapta Atatürk'ün hüngür hüngür ağladığını Nuri Jonker öldükten sonra gören bir kişi var. Berberi. Mehmet Tanrı Kutmet'e. Evet. Onun kızı beni buldu. Büyandrona hanımefendi. O buldu beni. Babamın kitabını yazar mısınız? Çünkü 24 saat Atatürk'le evet. beraber olan birisi. Yani ve çok tehlikeli de bir adam olabilir. Düşünsenize, bir kesik atsa şuradan koskoca asrın liderini ortadan kaldırabilir yani. Evet. O adamla ilgili bir araştırma yaptım rahmetliyle. O da koruması aslında. Şimdi de sofracı başını yazıyorum. Oo, muhteşem. Evet. Yani Atatürk'ün yemeklerini tadan, sofrasını hazırlayan, masaya işte içkisini getiren, yemeğini koyan, çok, o da 24 saat yanında ayrılmayan birisi. O 5. kitapta da Gece Geçmiş ve Düşlerimiz diye bir aşk romanı yazdım. Onda da bir boğa burcuyla, iki boğa burcuyla bir başak burcu kadınının arasındaki ilişkiyi hepsi bomba çalıştım. Yani müthiş kitaplar. Yani, tavsiye ederiz kesinlikle herkese. Başak. Kitap reklamımızın serbest olduğunu biliyorsun. Yayın evlerini anmadıktan sonra şimdi üstad, bütün hemen hemen kanallarda çalıştınız. Yine de yüce halkımız, izleyenler, hı-hı, bu güzel insan nerede çalışmış diye sual edebilirler. Nerelerden nereye geldiniz? Şu an ne yapıyorsunuz? Çok ben gezdim. Emekliyim şu anda ama 84'te 16 yaşında Güneş Gazetesi, Türkiye Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Günaydın Gazetesi, Tempo Dergisi, A Takımı, Kanal D, Medical Channel, Siyaset Meydanı, Flash TV, Siyaset Meydanı ATV, orada genel yayın yönetmenliğinden sonra tekrar Kanal D, daha sonra Habertürk, Show TV, şimdi tekrar Habertürk. Şimdi tekrar Habertürk'te tekrar Habertürk. Görev devam ediyor. Evet, evet şimdi Edirne'den Kars'a Türkiye insanını bize tarif et desem, hı hı, nasıl tarif edersin Türkiye insanını? Sımsıcak. Canım benim. Gerçekten öyle. Özellikle benim görev alanım, uzmanlık alanım Doğu ve Güneydoğu aslında ama Batı'ya da çok gittiğim oldu. Yani Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Her yere gittim. Dünyada da çok yeri gördüm. Yani Trinidad Tobago'dan tutun da Arabistan'a kadar. Hacca da gittim. Hacca da oldu. Evet. Ama yani öyle bir şey ki bu sıcaklığı hiçbir yerde, hiçbir ülkede göremedim mesela. Yani şu anda burada Adana'dan çıkın Mersin'e gidin, başka bir boyuta geçiyorsun. Evet. Ne bileyim, Mersin'den orada uç git, Van'a git. Orada daha güzel bir sıcaklık karşılıyor. Yani bizim birliğimizi bozmadıkları sürece dışarıdan o kadar güzel bir dünya ülkesi olabiliriz ki aslında. Peki Sayın Gürsoy, yani şimdi dün hakikaten Recep Tayyip Erdoğan'a muhtar bile olamaz diyenler bir taraflara evrildiler, çevrildiler ise, yani medya bugün bu bozulma aslında rahmetli Turgut Özal'la başladı bana, hı-hı, soracak olursan. Yani eğer medyanın dünü bugünü diye bir eser yazsam ben, hı-hı, Yüksel Mert olarak elbette sizi kesinlikle yazarım. Ama o kitapta bozulmanın Sayın Özal'la birlikte olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hı-hı. O döneme kadar hakikaten gazeteciler ihale almazdı. Yani hakikaten ufak tefek
neyse yani bir şeyler içerlerdi ama böyle simit yerlerdi ama çok muhteşem duruşları vardı. Sonra işin içine para girdi. Konuya, sahneye, seyirciye, jandarmaya, polise, patrona göre konuşlanan meslektaşlarımız var. Kınamıyorum. Ama bu evrilmeyi, çevrilmeyi mesleğin içinden biri olarak nasıl değerlendiriyoruz? Çok kötü değerlendiriyorum. Yani gazeteci denilen kişinin adı muhabirlikten geliyor. Yani muhbirlikten değil. Evet. Muhbirlik farklı bir şey. Muhbirlik laf taşıyan, laf götüren, bir istihbarat teşkilatına üye olan kişinin, bilgi toplayan kişinin bilgi götürmesi bir şeyler karşılığında. Ama muhabirlik, gazetecilik farklı bir şeydir. Muhalif olmak demektir. Yani bugün iktidar partisi muhafazakar da olsa muhafazakar gazetecinin de muhalif olması gerekir. Çünkü iyiye ulaşabilmesi için hükümetlerin, ki hükümetlerin iyiye ulaşması toplumun iyiye ulaşması anlamına geliyor. Muhalif seslerin de arada bir yükselip doğruya daha çabuk ulaşması gerekiyor. Yani herkes aynı telden çalarsa o zaman müziğin de bir tadı olmaz ki. Niye bir orkestrada mesela her türlü farklı senfonik şeyler var. Her aletin farklı bir sesi var. Yani tek herkes keman çalmış olsa keman sesinden bıkar insan. Yani ülkelerin de böyle yetişmesi, büyümesi, yücelmesi gerekiyor. Bu şimdi medya olayına gelince de işi sadece para için yaptığımızda yani ortaya çok kötü sonuçlar çıkıyor. Bir kere asla bir gazetecinin rüşvet almaması gerekiyor. Harika. Asla bir şeyden etkilenmemesi gerekiyor. Ama buna karşılık da hükümetlerin özellikle gazetecilere biraz olsun daha böyle rahat bir ortam yaratmaları gerekiyor. Ha şunu da söylemek lazım. Evet. Yani gazetecilik kimliğini kullanıp da yasal dışı işlere her meslekte aynaya bakıyoruz. O her meslekte var. Yani siyasetin içinde de var, poliste de var, askerde de var. Yani onları ama bir de ayıklayacak sistemimiz var. Adalet sistemi diye. Ayıklarsın o adamları, koyarsın hapse, gerekli cezayı verirsin, olur biter. Peki üstad, adalet dediğinde hakikaten adalet, işte dün Badyoz'dan şundan bundan içeriye atılan Genelkurmay Başkanı bile içeriye atıldı. Paşalarımız şunlar bunlar efendim. Yani tehlikeli bir zemin değil söylediğim. Önemli bak, hepsi bir sürü idamlardan dönüldü. Hatadan da dönüldü ve onlar şimdi serbest bırakıldı. Tazminatlarını alacaklar. Bugün başka bir süreç yaşanıyor. Yani oysaki adalet mülkün temelidir. Adalete hepimizin ihtiyacı var. Bugünkü iktidarın da, yarınki iktidarın da, muhalefetin de ihtiyacı var. Bu anlamda muhalefetiyle iktidarıyla bir jargon problemimiz yok mu? Bir uzlaşı problemimiz yok mu? O konuda neler söylüyorsunuz? Olmaz olur mu? Ben Kenan Evren Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemlerde de muhabirlik yapıyordum. Ki ihtilalden sonraki bir yıllarda bunlar, yani 84 yılında ben muhabirlik yapıyordum. 85-86'da Kenan Evren Cumhurbaşkanıydı. Yani o dönemleri de biliyorum. Özal'lı yılları da yaşadım. Demirel'le Cumhurbaşkanı iken de yaşadım. Yani bir Faruk Orutürk'ü görmedim yani. Yaşadım evet. Ama erken başınca böyle oluyor. Yani her dönemin kendine has bir takım aksaklıkları oluyordu. Şimdi ama son olarak 13 yıllık iktidarda AKP AK Parti olduğu için şimdi herkesin gözü onlara odaklandı. Aslında odaklanan kişilerin de işlerini daha iyi yapması gerekiyor. Hem dünya standartlarında hem de Türkiye standartlarında. Neden? Çünkü yaptıkları her işin altında tek parti olduğu için tek imza var. Evet. Yani bu nasıl ki Adnan Menderes döneminde tek imzalı bir hükümet varken idama kadar götürdüler o kişiyi. Ya da ne bileyim Kenan Evren'le Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ihtilal yaptı. Kimilerine göre iyi bir şeydi bu. Ama kimilerine göre idamlık bir adam olarak yargılandı. Şimdi rahmetli oldu kendisi. Eceliyle öldü. Ama arkasından çokça şey söylendi. Yani kişiler yönetiyor sonuçta. Peki Sayın Gürsoy, bugün itibarıyla yani Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhalefet misyonu olarak misyonlarını bir rüzgar olarak yerine getirdiğine inanıyorum. İnanmıyorum. Değişmeleri gerekir mi? Kesinlikle değişmesi gerekiyor. Yani liderlerin olmasa bile altındaki kişilerin ya da kurmay heyetinin çok köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor ki kurmaylar daha önemli aslında. Evet. Liderler zaten, liderlerin yeri bellidir, koltukları vardır. Liderleri lider yapan kurmaylarıdır aslında. Ama o liderin de o kurmaylara
biraz olsun izin vermesi, onların da sözünü dinlemesi gerekir. Yani tek başına olmaması ama eleştiri hakikaten olmazsa olmaz bir temel prensip. Tabii ki. Eleştirisiz bir toplum uyumaya ve uyutulmaya mahkumdur. Muhalefet bir rüzgar estirmesi yerine efendim bir Edirne'den Kars'a ülke insanının yüreğine, gönlüne, aklına, midesine hatta mantığına hitap edip oy alma, oy toplama yerine durmadan Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşıyorlar. İşleri güçleri. Öyle olunca da Recep Bey, Sayın Cumhurbaşkanı her seçime girdiğinde bunları mağlup ediyor. Yani muhalefet biraz aynaya baksa, kendilerini eleştirse, nerede hata yapıyoruz dese bu sonuçlar alınmayacak bence. Ne diyorsun? Ya bir binanın temeli olmadan üçüncü kata çıkılabilir mi? Kesinlikle. İşte eğitim, bunun içinde eğitim de var. Kolektif ortak yaşam var, gençlik kolları var, çocuk kolları var, kadın kolları var. Yani AK Parti'nin başarısının altında yatan neden bu? Niye diğer partiler bunu beceremiyor? Ya da becerdiğini sanıp belki de otokontrol sistemlerini iyi bir gerçekleştirmiyorlar. Yani AK Parti diye bir parti var mıydı 13 yıl önce? Yoktu. Peki o tandanslı bir parti, AK Parti tandanslı bir parti hiç iktidara gelmiş miydi? Bir kere geldi. O da Refah Yol, yanlış hatırlamıyorsam, dönemiydi. O da çok kısa sürdü zaten. Yıllarca onlar da mesela iktidara gelemedi. Ama zamanında da işte CHP'li tek partili dönem vardı. Yine Atatürk sayesinde çok partili hayata geçildi falan. Yani nasıl söyleyeyim? Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yani temelden bir takım şeyleri yapıp sabırlı davranılırsa, her şeyden bu. Sadece siyasi hayatta değil. Eğitim hayatında nasıl ki bir anne çocuğunu karnından çıkartıp sütünü veriyor, altını alıyor, gıdım 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 büyütüyor. Kocaman adam yapıyor, kocaman kız yapıyor. Tabii, gelin ediyor, işte evlendiriyor. Sonsuza kadar yaşayamıyor. Anne gidiyor ama. Evet. Kız kalıyor, çocuk kalıyor. Eğer o çocuk iyi şekilde büyümüşse, erkek veya kız fark etmez, o da gelecek nesillere kendi annesinden aldığı bilgileri empoze ediyor. Yani siyasi partiler de böyle aslında. Şimdi eski CHP ile şimdiki CHP'yi karşılaştıracak olursak böyle bir şey olacak. Kesinlikle. Peki üstad, ayağına sağlık, gönlüne, kalbine, yüreğine sağlık. En son hangi kitabı okudun? En son hangi kitabı okudum? Kendi kitabımı okudum. Niye? biraz egon yüksek herhalde. Yok, benim gibi. Yok ondan değil. Ben kitap yazarken çok fazla kitap okumuyorum. Ama kitap yayına girdikten sonra ya da kitap evine düştükten sonra alıp tekrar okuyorum. Benim en yaşamımı konu alan Ben Yüksel Mert, özellikle yayında söylüyorum ki unutmayasın, Atatürk'ten Özür Diliyorum adlı kitabı tavsiye alacağım. Ediyorum. Alacağım. Bulduğunda hatta bana alo de parasını ben kredi kartı uzaktan yaparım, hediyem olsun sana. Çok sağ olasın, ben alırım onu. Okumanızı, ben de sizin kitaplarınızı alıp Allah'ın izniyle okuyacağım. Tamam. Peki tavsiye edeceğin kendi kitaplarından hangisi var? Vallahi hepsini tavsiye ederim. Hepsi farklı şeyler çünkü. Ama şuna dikkat ettim. Gerçekten bu ülkede yaşayan Atatürkçüler Atatürk'ü gerçekten anlayabilmek istiyorsa bu kitapları okusunlar. Çünkü benim yazdığım Atatürk kitaplarını kişiler, kahramanlar Atatürk'te 24 saat boyunca beraber olan kişiler. Yani bir Salih Bozok gibi, evet. Kılıç Ali gibi, hani zaman zaman evine gelip evinden giden insanlar değil. Birebir 24 saat yaşayan insanlar Atatürk'le. Atatürk'ü tıraş eden, hatta mesela berberi Atatürk rahmetli olduğu gün hijyenik temizliğini yapan da kişi. Evet. Yani burada söyleyemem şimdi onun nasıl bir temizlik olduğunu ama izleyicilerimiz anlayacaklardır onun nasıl bir şey olduğunu. Yani o kadar yakın olan insanlar. Peki yıllardan beri mesleğin içindeki bir duayen dostumuz, arkadaşımız olarak özellikle yeni mesleğe başlayan jenerasyonlara başarı noktasında ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Azim gerekiyor. Hani azim olmazsa hiçbir şey olmuyor. Yani ya da o kadar kararlı olmaları gerekiyor ki ben ona mesela şey diyorum, bir kitabımda bir cümlede de söylemiştim, kararlı karar diyorum. Hani karar vermek önemli bir şey ama kararlı kararın da üstüne gidip başarması için elinden geleni yapması gerekiyor. Ama asla kötü kullanılmamak koşuluyla. Yani önüne gelen engelleri kendisi aşmak koşuluyla dirayetli bir şekilde, azimli bir şekilde hedefine ulaşması gerekiyor. Yapamayacağına inandığı anda da geri dönüp bırakması gerekiyor. Peki aşk senin zihninde bir cümleyle nasıl ifade edilir? Aşk. Tutku. Tutku. Ama tutku tutuklar. Yok. Aşk. İşte bana göre aşk kadınla erkek arasında yaşanan bir şey değil. Bana göre. Çok güzel. Evet. Yani aşk başka bir şey bana göre.
tutku var ama mesela kadın erkek ilişkilerinde. Abi nedir abi, bize biraz somuta doğru bir şeyler ama. Ya mesela birbirinin bedenlerinin uyuşması gerekiyor mesela. Evet, bedenlerin uyuşması. Şimdi buna çiftler, zihinlerin uyuşması. Yani buna mesela çiftler aşk diyorsa onlara göre aşk olabilir ama mesela bana göre tutkudur o. Ondan sonra ne olacak ya? Yani ondan sonra ne olacak? Ondan sonra başlıyor aşk. Ondan sonra. Buraya siyah bant çekelim şimdi. Evet. Dehşet. İşte meslek budur efendim. Yani meslek etiğine, rütük kurallarına da riayet ediyor. Çünkü o bir duayen. Evet efendim, yani çok fazla o zaman derinlere dalmayalım. Çukurova sıcaklığında, Akdeniz zenginliğinde tekrar hoş geldin diyelim. Bir canlı yayında birlikte olma ümit ve duasıyla mezar taşınıza bir cümle. Rabbim sizi efendim çocuklarınıza bağışlasın, Türkiye'ye bağışlasın. Ne yazdırmak istersiniz? Ben, vefat etmeniz halinde Allah sizin. Ben annemin mezarına onun isteğiyle şey yazdırmıştım. Birinci gün yatak, ikinci gün döşek, üçüncü gün toprak derdi. Canım. Ben de onu yazdırmıştım. Zaten vasiyet ettim, ölürsem annemin yanına gömün diye. Umarım oraya gömerler. Ne yazdıracaklar? Oraya gömüldüğün işte kesinlikle. Aynı o yazıyı. Ha, o yazıyı sen de istiyorsun. Yani çok fazla çekmeden gitmek istiyorum. Şimdi rahmetli Savaşa'ya sormuştum sevgili izleyiciler. Hakikaten demişti ki mezar taşımı çalmayın yeter, Fatiha'nızdan vazgeçtim. Ben de benzeri bir şey aileme efendim şey yaptım. Vasiyet ettim. Dik başlığı yaşadı, dik başlığı doğdu, dik başlığı öldü. Fatiha'nıza gerek yok, ettiğini buldu. Fatiha falan istemiyorum. Çünkü bu dünyada lazım kesinlikle bunlar. Adana Belediye Başkanı Aytaç Durak'a sormuştum. Adana'nın en akıllı adamı yazsınlar dedi. Eyt başkan ne yapıyorsun dedim. Lan oğlum dur dedi. Akıllı insanlarla da istişare yapmayı severdi dedi sizin gibi. Ben de akıllı insanları nerede bulursam onları efendim hemen değerlendiriyorum. Çünkü Kur'an'da Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri birbirlerine danışma giledir. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Cenab-ı Hak. Ben de Adana'ya gelmiş bir insanı hemen buluyorum. Efendim bizim sevgili Dilek'in vesilesiyle geldi. Dilek'i de göster sevgili kameramanım Adnan Dini Bütün. Evet, her gün ekranlarımızda canlı olarak şarkı türkü programı yapan Dilek Hanım'ın vesilesiyle geldi sevgili Yaşar Gürsoy. Bize gönül kapısını doğal, natural, el değmemiş duygularını mertçe söyledi. Biz de onunla ukalalık yapıp efendim mertçe söyleşmeye çalıştık. Eline ayağına sağlık, diline yüreğine sağlık. Çok yine sağ gel son cümleler. Kebap benden. Yok çok sağ olasın. Ya dedim ya ben Adana'yı seven birisiyim. Uzun zamandan beri gelmemiştim. Gelir gelmez gerçekten o sıcaklığı aldım yani, özlemişim. Havalanda uçaktan iner inmez o şey böyle bir kıpraşma olur ya yürekte. Evet. O kıpraşmayı işte aşk diyorsun ya mesela. Evet. Biraz önce sordum. Bu da aşk bana göre. Kesinlikle. Yani sevdiğim bir yere geldim, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, biz gelmedik davi için. Bizim işimiz sevgi için. Gönüller yıkmaya değil, gönüller yapmaya geldik diyorum. İnsan demek artı hata demektir. Her zaman söylüyorum. Birlikte olduğumuz Yaşar Gürsoy'la zaman içinde röportaj esnasında elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olmuştur olabilir. Ben bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insan olarak uyarılara, ikazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Bu duygular içinde sağlıklı, mutlu bir yaşam dileklerimle hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum.